Şimdi Zerdüşt böyle dedi. Yani buradaki çevirisi öyle. Orada kalmıştık. Neden böyle güzel kitaplar yazıyorum konusunda başlığı altında kitaplarını gözden geçiriyor idi anımsarsak. Tragedyanın doğuşundan başladı. Zerdüşt böyle dediye kadar geldik. Alt başlığı herkes için ve hiç kimse için bir kitap. Benim elimdeki metinde herkes için kimse için bir kitap diye yazılmış. Sizde de mi öyle acaba? Evet, Hiç var mı evet, orada? evet hocam var. Var değil mi? Evet. Hiç olması lazım. Bendeki bayağı eski o zaman. Zerdüşt'ün öyküsünü anlatmama geldi sıra. Yapıtın ana düşünü olan, yani ana fikri olan Bengi dönüş düşüncesi. Bengi dönüş Nietzsche'nin önemli kavramlarından birisi. Ewige Wiederkunft Almancası, İngilizceye Eternal Recurrence diye çevriliyor. Fransızcasını bilmiyorum şu anda, bakmak lazım. Yani her dil kendine göre çeviri yapmış. Ama Bengi dönüş aslında eski Yunan'dır diyebiliriz. Yani eski kültürlere özgü belki bir yorumla söylersek. Yani biz bu yaşamı sürekli olarak yaşayacağız. Zaten yaşamaktayız. Bundan sonra da yaşayacağız. Yani bu bir bengi gidiştir. Yani sonsuz. Yani öleceğiz, tekrar doğacağız, aynı yaşamı bir daha yaşayacağız. Tekrar öleceğiz, tekrar yaşayacağız. Yani böyle bir fikir. Bengi döngü veya bengi dönüş. Döngü de diyebiliriz galiba, bengi döngü. 1881 yılı Ağustos'una rastlar. Erişilebilecek o en yüksek olumlama ilkesi. Yani bu ne demek? Bu yaşama bir daha gelsem, bir daha aynı şeyi anı anına, milimine yaşayabilirim. Bu belki de yani Bengi döngünün ne olduğu üzerine çok yorumlar yapılmıştır, yapılmaktadır. Ama belki de bir yaşama cesaretini, yaşama yürekliliğini, yiğitliğini gösteren bir kavramdır. Yani ben tekrar tekrar bu dünyaya gelsem, aynı yaşamı tekrar tekrar yaşamaya hazırım. Bende bu güç, bu cesaret var demektir. Bengi döngü o. Erişilebilecek o en yüksek olumlama ilkesi, yani yaşama evet deme ilkesidir. Bu da yine Nietzsche'de önemli olan bir kavram, Latincesiyle söylenir. Amor fati. 82 yılında zaten, yo 82'de devam etmiş tabii. 90'a kadar aşağı yukarı 89, 90'a kadar. 81 yılı Ağustos'una rastlıyormuş bu bakışı, bu kavramı
ulaşması ve bu kavramı yaşantılarına geçirmesi, bu kavramla yaşaması, bu kavramla yaşantılarını sürdürmesi diyelim. Bir kağıt parçasına karalanmıştır. Altında şu yazılıdır: İnsan ve zamanın 6.000 ayak ötesinde. Neden 6.000 ayak demiş? Ayak tabii bir ölçü de. Bakayım, burada da öyle mi? Evet, fus. Böyle bir şey koymuş. Bir yorum var mı diye bakıyorum. Yok. Yani çağın, zamanın ve uzamın dışında bir bakış. Çünkü aynı uzam ve zamanı tekrar tekrar dönüp dönüp yaşayacağız. O gün Silvaplana Gölü kıyısındaki ormanlarda yürüyordum. Surlei yakınlarında piramit biçimi yükselen, galiba bu kayanın da resmini çekmiş olabilirler. Nietzsche'nin yaşam öyküsünü anlatırken böyle bir kocaman bir kaya var. O kayanın dibinde mola verdim. Bu düşünce orada geldi bana. O tarihten birkaç ay gerilere gittiğimde bir ön belirti olarak beğenilerimin özellikle musikide birdenbire ta derinden değişiverdiğini görüyorum. Yani burada da yine büyük bir metanoia geçirdiği anlaşılıyor. Bir büyük dönüşüm. Zerdüştü belki de baştan başa musikiden sayabiliriz. Yani Zerdüşt aslında bir musiki eseridir. Musikiden sayabiliriz. Şurası açık ki yepyeni bir kulak istiyordu onun için. Yani böyle bir müziği duyabilmek yeni bir kulağa gereksinim duyar. Bugün bir müzisyen bir arkadaşla tanıştık. Cumhurbaşkanlığı benim adaşım, adı da Ahmet'ti. Senfoni orkestrasında çok uzun yıllar çalmış, emekli olmuş şimdi. Yani bizim okulda trombon dersi veriyormuş. Ben trombonu çok severim. Yani müthiş bir sazdır. Sesi çok yumuşaktır. Dedi ki, ben konservatuvarda okurken veya bir müzisyeni anlatırken deşifre çok önemlidir dedi. Yani önünüze bir metin, bir müzik yapıtı konduğu zaman hadi bunu deşifre et. Yani hadi bunu çöz ve çalmaya başla bakalım. Bu senin o zamana dek bir müzisyen olarak donanımını gösteren bir şey. Mesela ben bunu düşün alanına aktardığımda önümüze bir düşün
metni konduğunda hadi bunu oku. Yani metin okumayı o bakımdan çok önemserim. Yani metin okuma, metini okuyabilme hakikaten o okumaya çalıştığınız ana kadar ki yaşantılarınızı ve donanımınızı nasıl kullandığınızı gösteren bir şey. Yani deşifre sözünü kullanıyor. Biz de kullanabiliriz. Yani oradaki şifrelerin, oradaki anlam örtülerini kaldırabilme işidir. Yepyeni bir metinden söz ediyorum. Ama genellikle öğretmenler zaten yıllarca o metni okumuştur. Gelir size onu tekrar anlatır. Ama önünüze konan yeni bir metnin belki ustalık arkadaşlar. Deşifre ettiğinizi zannettiğiniz bir metnin yani çözüldüğü gayet açık olan bir metnin yeniden çözebilme işidir. Şifrelerini yeniden açabilme işidir. Çünkü nedenini çözerseniz çözün, hep çözülmemiş bir şey kalacaktır. Bu işte metin okumada bize müthiş bir özgürlük sağlayan bir şey. Hocam, Buyurun. Rollo metin okumak için şey diyor, ölüyü diriltmek. Öyle bir benzetme yapıyor. Metin Evet, okumak ölüyü ölüyü diriltme, bir can verme diyebiliriz tabii. Yani bir çeşit animasyon, canlandırma işidir. Hani deniyor ya şeylerde yoğun bakımda reanimasyon merkezi. Yani reanimasyon yeniden yaşama döndürmek demek. Hani anima sözcüğünü belki Jung okumalardan anımsarsınız. Yani ruh, yeniden ruh vermek, can vermek. Yani metin okumayı küçümseyen arkadaşlar oluyor da onun için diyorum ya ne var işte ben de okurum. Yani hoca geliyor bize kitabı okuyor. Ne var ya bize anlat, anlat hoca. Kitabı okuma. Ben kendim okuyayım, evde okuyayım geleyim diyor mesela. Ya o da bir yol olabilir. Ama birlikte okuma çok kadim zamanlardan gelen bir eskil kültürlerden gelen bir yaşam biçimidir. Değil mi? O zaman kitaplar söz konusu çok az bulunduğu için yani bir kişinin elinde metin var. İşte kış geceleri toplanıyorlar 30-40 kişi ve birisi okuyor ve onlar dinleyip yorumlar yapıyorlar. Yani o anlamda okuma birlikte düşünmedir. Evet bir musikidir diyor. Zerdüşt. Oradaki müziği duymak lazım. Yani düşün akışı düşünme bir musiki gibidir. Ona benzetilebilir. Bir müziğin akışı gibidir. Düşünme sürecinin bir müziği vardır kulağa olanlar için. Müzik dinleme gibidir. Düşüncelerle ilişki içinde olabilme. Zerdüştü belki de baştan başa musikiden sayabiliriz.
Şurası açık ki yepyeni bir kulak istiyordu onun için. Vicenza yakınlarındaki bir küçük dağ kaplıcasında Vicenza, Recora'da geçirdiğimiz 1881 baharı Maestrom ve ustam ve dostum Maestrom, yani ustam diye anlayabiliriz. Peter Gast benim gibi yeniden doğmuşlardandı. Kendine yeniden doğmuş diyor. Ne kadar müthiş bir şey ya. Yani bir insanın kendine yeniden doğmuş. Ben ölüp ölüp dirilenlerdenim. Galiba şeyim midir? Pir Sultan mıdır? Yani biz her dem yeniden doğarız. Filan öyle sözler anımsıyorum. Bizim halk şiirinden. Yani ölüm buyur gel ama biz ölülerimizden doğarız. Ölümden doğmak. Zaten ölüm ve doğum bir madalyonun iki yüzüdür. İkisi de yaşama dahildir. Yani öldüğü zaman insan, ölen insanın bedeni artık işlemiyor ama yaşam sürüyor. Dolayısıyla yeniden doğmak, yeniden tazelenmek, zaten doğa bunu yapıyor. Yani doğa demek doğmakta olan demek. Bakın Türkçe'ye çok güzel çevirmişler ama Arapça tabi'a sözü de aynı çağrışımı taşıyabilir. Nesans, natür, natur. Bu da doğa. Yani rönesans, yeniden doğma işi. Doğuş var. Doğuş var yaşamda. Doğuş varsa hep de ölüş de var. Ölme de var. Doğmalar ve ölmeler birbirini izliyor. Benim gibi yeniden doğmuş. Güzel bir niteleme. Yeniden doğmak çok güzel bir insan olma biçimidir. Ama onun için de ölmek gerekiyor elbette. Yani ölmek sadece tıbbi anlamda bedenin yok olması değil, beden varken de eks olmamışken de İnsan yeniden doğabilir. Yani başka bir deyimle paradigma, yaşam paradigmasını değiştirebilirsiniz. Yaşama anlam verdiğiniz çerçeveyi değiştirebilirsiniz. Ha, bir marifet midir? Ayrı bir şey tabii. Nasıl yaşadığınıza bağlı. Maestrom ve dostum Peter Gast ve ben fark ettik ki musiki denilen anka kuşu her zamankinden daha bir hafif, daha bir ışıldayan kanatlarla dolanıyordu üstümüzde. Zerdüş'ü yazdığı zaman.
Musiki denen anka kuşu zerdüştü yazarken, okurken üzerimizde bir efsanevi veya masalsı bir kuş dolaşıyordu. O günden bu yana 1883 Şubat'ında birdenbire inanılmaz koşullar altında yaptığım doğuma dek geçen süreyi, bakın yaptığım doğum diyor. Hani Sokrates. Sokrates ben ebeyim diyordu. Ama Nietzsche ben gebeyim diyor. Yani doğuruyorum. Ön sözde birkaç cümlesini aktardığım son bölüm tam Richard Wagner'in Venedik'te öldüğü kutsal saatte bitirilmiştir. Evet, o süreyi hesapladığımda gebeliğimin 18 ay sürdüğü anlaşılır. Yani 18 ay bir düşünceyi, bir bakışı, bir anlatımı içinizde taşıyorsunuz. İçinizde bu işte embriyo halinden yavaş yavaş gelişip bir canlı, bir düşünce haline gelmeye başlıyor. Tıpatıp bu sayının çıkması benim gibi benim bir dişi fil olduğum düşüncesini getirir akla. Çünkü fillerin gebeliği de 18 ay sürüyormuş. 1,5 yıl. Yani ben de bir dişi fil olabilirim. Budacıların aklına hiç değilse, yakında eşsiz bir şey geleceğinin yüzlerce belirtisini taşıyan Gaia Shamsa, yani şen bilim, bu araya rastla. Yani bir şeyler doğuracağım. İşaretleri var. Zerdüşt'ün başlangıcı bile vardır onda. Gaya Şansa'da. Dördüncü kitabın sondan önceki parçasında Zerdüşt'ün ana düşüncesi vardır. Karışık koro ve orkestra için yazılmış yaşama övgü de gene bu zamana rastlar. Partisyonu 2 yıl önce Leipzig'te EW diye okuyayım. Fritsch yayın evinde çıkmıştır. O yıl içinde olduğum durumun o ana dek, çünkü müzik de ortaya koyuyor, müzik eserleri de kompoze ediyor diyeyim. O yıl içinde olduğum durumun o sonuna dek olumlayan tutkuyla, trajik türkü dediğim şeyle, trajik tutku dediğim şeyle dolup taştığım durumun hiç de yabana atılmaz bir belirtisidir bu. Trajik bir tutku ile dolup taştığım. İleride bir gün beni anmak için çalıp söyleyecekler onu. Yazdığı bu musiki eserini. Hocam, Buyurun. Tüzel yaşam ilahisi diye çevirmiş yaşama övgüyü.
Ne diye çevirmiş? Yaşam ilahisi. Ha, ilahi. Yani yaşama övgüyü yaşam ilahisi olarak çevirmiş. Yani Nietzsche'ye yakışmamış ilahi bence. Yakışmış mı sizce? İlahi mi? Evet, Nietzsche'ye yakışır mı ilahi? Bence yakışmaz ama sözlüğe bakıp öyle çevirmiş. Sözlük karşılığı doğrudur. Ama yani sözlüğe bakıp çeviri her zaman uygun olmayabilir yani. Manayı çevireceğiz, kelimeyi değil ya. Ya o da bir çeviri anlayışıdır. Yani zor iştir çevir. Ben arkadaşlara saygımı her zaman söylemeliyim. Berbat bir çevirmen olarak. İleride bir gün beni anmak için çalıp mesela ben desem ki ileride beni anmak için çalıp çığıracaklar onu desem o da yakışır mı bilmem yani. Sözleri üzerinde duruyorum çünkü bir yanılgıdır alıp yürümüş bu konuda benim değildir. O sıralar dost olduğum genç bir Rus kızının Lou von Salome'nin şaşılacak esininden çıkmadır. Ondan esinlenmiş. Ve bu musiki eserini yazmış. Tabii Salome ile ilgili çok öyküler vardır. Çok güçlü bir Rus kadınıdır. Nietzsche arkadaşı vasıtasıyla kendisine evlenme teklifinde de bulunmuştur. Elbette Salome evlenmezse reddetmiştir. Şiirin son bölümünden herhangi bir anlam çıkarabilen kimse neden bu şiiri seçip beğendiğimi, neden ona hayran olduğumu anlayabilir. Büyüklük var o sözlerde. Yaşama karşı bir itiraz sayılmıyor acı. İşte bu kabul edişi çok müthiş bir şey olarak görüyor. Yani çektiği ızdırabı dan yakınmıyor. Çünkü trajik insan, trajik insan olmak bu demektir. Yaşamı bütün karşıtlıklarıyla kabul etmek. Başına gelenleri onamak. Artık bana verecek mutluluğun kalmadı mı? Ne çıkar? Acıların var daha diyormuş sözlerde. Yani mutluluk da verebilirsin, acı da. Trajik yaşam budur. Hep karşımızdaki insandan mutluluk beklentisi ne anlama gelir ki? Burasında benim musikim de büyüktür belki. Orada bir düzeltme yapmış. Obua'nın sonuncu notası do diyez değil, do olacak baskı yanlışı. Yani kendisini Wagner'e rakip olarak görüyor. Yani özel bir müzik eğitimi var mıdır? Yani çok az olduğunu sanıyorum. Ama müthiş bir müzik yeteneği var Nietzsche'nin. Hani müzik yeteneği olan insanlarda mesela birçok öğrencim olmuştur. Düşünme etkinliklerinde de çok başarılı olabiliyorlar. Müziğin hepsi için diyemeyeceğim ama
böyle bir zihin açıcı, düşünce işleyişini güçlendirici bir yanı olduğunu söylemeliyim. Şivari ile Portofino arasına sokulan o sevimli sessiz Rapallo koyunda geçirdim. Ertesi kışı Canova yakınlarında. Sağlık durumum hiç de parlak değildi. Kış soğuktu, son derece yağmurluydu. Kaldığım küçük han denizin hemen üzerindeydi. Öyle ki geceleri dalga çıkınca uyunmuyordu. İstemediğim ne varsa hemen hepsi toplanmıştı orada. Gene de sanki benim ilkemi, yani gerçekten bir diyeceği olan şeyin her ne olursa olsun ortaya çıkacağını kanıtlamak ister gibi, o kış o güç koşullar içinde ortaya çıktı. Evet, Gevari diye okunacak o. Gevari ile Portofino arasında. Kivari. Yanlış okudum herhalde. Zerdüştüm öğleden önceleri Zuaglia'ya giden güzelim yolda, çamlıklar içinden geçerek güneye doğru çıkıyordum. Hani böyle bir koşullar ortaya, koşullar içinde ortaya çıktı, zerdüştüm dedi nokta. Öğleden önceleri Cuatli'ye, öyle okunuyor galiba, giden güzelim yolda çamlıklar içinden geçerek güneye doğru çıkıyordum. Göz alabildiğine denizi görüyordum ayağımın altında. Öğleden sonraları sağlık durumum elverdikçe Santa Margarita koyunu ta Portofino'nun ötesine dek bir baştan bir başa dolanıyordum. Bu yerler, bu görünüşler unutulmaz Alman İmparatoru 3. Friedrich'in onlara olan büyük sevgisi yüzünden daha bir değerliydi benim gözümde. 1886 güzünde yolum gene o kıyılara düştüğünde bu küçük, unutulmuş mutluluk ülkesine, İtalya kıyıları, yıllar sonra Portofino turistik bir yer olmuştur. Değil mi öyle bir şey, I found my love you Portofino filan diye. Çok bilinen eskilerden öyle bir parça da vardır. İngilizce yahut İtalyanca sözler karışık herhalde. Bakın oralar Nietzsche'nin işte Zerdüşt'ü düşündüğü, yazdığı yerler. Bu küçük unutulmuş mutluluk ülkesine onun da son gelişiydi. Hani 3. Frederick. Bu 2 yıl boyunca Zerdüşt'ün bütün 1. bölümü doğdu kafamda. En başta Zerdüşt'ün kendisi, kişiliği doğdu. Daha doğrusu çullandı üstüme. Yani bir doğum ve doğum ardı nasıl gelişti Zerdüşt metni? Nasıl bir iklim, nasıl bir ortam içinde oluştu? Bunu dillendiriyor. Bu kişiliği, yani Zerdüşt'ü,
Anlamak için insan onun çıktığı fizyolojik koşulları, yani benim büyük sağlık dediğim şeyi iyi kavramış olmalıdır. Evet, bu önemli bir kavramdır. Bazen böyle gelmiş kavramların başına büyük getirerek ona özel bir anlam yüklüyor Nietzsche. Büyük sağlık da öyle bir sözdür. Bu kavramı Gaia Şansa'da 5. kitabın son bölümünde yaptığımdan daha iyi, daha kişisel bir biçimde açıklayamam. Büyük sağlık. Orada şöyle deniyor. Herhalde bir medikal anlamdaki, tıbbi anlamdaki sağlıktan farklılığını söylemek, vurgulamak için biz yeniler, bakın kendine yeniler, biz yeniler atsızlar, çünkü henüz bize bir at verilmemiş, yeniyiz, yeniden doğduk, yeniden doğanlar, yeniler, atsızlar, kötü anlaşılanlar, yanlış anlaşılanlar. Biz henüz karanlık bir geleceğin erken doğmuş çocukları, bakın kendine yüklediği anlatımları veya sıfatları belirtmeleri diyelim, betimlemeleri. Yeni amaçlar için yeni yollar gerek bize. Çünkü amacımız yenidir. Eski yollardan buraya varamayız. Yeni bir sağlık gerek. Eski sağlık. Aa, maşallah. Taş gibisin, nasıl derler? Hani hastalığın yok, bir şey yok diye. Ne denir genellikle? Maşallah. Turp gibisin. Değil mi? Turp gibisin. Bir şey yok. Ama hekime deseniz ki ya, yani doktor hanım veya doktor bey, yani büyük sağlık, ben büyük sağlık istiyorum. Ya sen de bulmuşsun, buluyorsun. İşte tıp, ben sağlığın yerinde, bir şeyin yok. Ne demek büyük sağlık? Büyük sağlık diye bir şeyi kafamıza sokuyor. Ama büyük sağlığa erişebilmek veya büyük sağlığı talep etmek, beklemek için ne olmak gerekiyor? Yeni. Biz yeniler, atsızlar, kötü anlaşılanlar veya yanlış anlaşılanlar. Biz henüz karanlık bir geleceğin erken doğmuş çocukları. Yeni amaçlar için yeni yollar gerek bize. Yeni bir sağlık gerek. Şimdiye dek olanlardan daha güçlü, daha açık göz diye çevirmiş. Galiba açık göz demiş. Sizde ne diyor? Ben de belki sonradan değiştirdi onu, bilmiyorum. Yeni bir sağlık gerek. Şimdiye dek olanlardan daha Uyanık güçlü. hocam, uyanık. Ha, daha uyanık. Evet. Evet, açık göz dememiş de uyanık demiş.
Evet, olabilir. Çünkü uyanıklık bir felsefi özelliktir. Hep uyanık olması istenir düşünenlerin. Daha işini bilir diye de çevrilebilir. Daha dayanıklı, daha atak, daha dinamik, daha devingen diye de çevrilebilirdi. Daha keyifli bir sağlık. Daha güçlü, belki daha uyanık, daha başa çıkabilir. Başa çıkabilme gücü olan diyelim. Yani üstesinden gelebilme. Bakın Türkçe'de epey bir karşılık olabilir. Çünkü başınıza gelen sıkıntıların üstesinden gelebilme gücü. Ama bu daha ile alışılagelenden daha güçlü, daha etkin, daha dayanıklı, daha atak, daha keyifli bir sağlık. Her kim bugüne dek gelen değerlerin, dileklerin çevresini baştan başa dolaşıp görmek, bu ülküsel Akdeniz'in kıyılarında yelken açmak için can atıyorsa, her kim ülkeler bulan, ele geçiren birinin, bir sanatçının, bir ermişin, bir yasa koyucunun, bir sokunun eski çağda her şeyden el etek çekmiş tanrısal birinin neler duyduğunu içinde yaşayıp bilmek istiyorsa, ona en başta büyük sağlık gereklidir. Yani kültürler arası ve tarihsel derinliğine yaşanan hayatın anlamını yaşayan insanlarla bir duygusal, düşünsel bağ kurmak istiyorsa, gerekli olan büyük sağlıktır. Bu da yetmez tek başına. İnsan onu her gün yeni baştan elde etmelidir. Yani tazelemelidir. Ha, bir defa elde ettim değil. Sürekli olarak onu yeni baştan gözden geçirmeli, yenilemeli, o sağlığa bakım göstermeli. Çünkü ondan her an geçilir, geçilmelidir de. Yani büyük sağlık hepimize uğrar, hepimiz bunu yakalayabiliriz ama işte onu tutabilmek ve tuttuktan sonra da onu muhafaza edebilmek. Şimdi bizler, bunca zaman yolda olanlar hep yolda olan yeniler, hani kendisi gibi olanlar, yolda olanlar. Yani menzil maksuda
erişenler değil. Hep yürüyenler. Teferruç derler de eskiler. Yani bir yürüyüş ama onun içinde bir düşünme çabası var. Bir tefekkür. Şimdi bizler bunca zaman yolda olanlar, biz bir ülkü arayan Argonotlar, hazır bir ülkümüz yok elimizde. Argo adlı gemiyle Kolhis'e altın yapı elde etmeye, ele geçirmeye giden Yunan yiğitleri. Birçok tehlikeden geçerek. Hani hakikat yolcularının da böyle tehlikeler, bilinmezlikler karşısında cesaretlerini yitirmemeleri ve yollarına devam edebilmeleri. Argonotlar. Arga ile gidenler, Argo gemisiyle gidenler. Belki gerektiğinden de çok gözü pek olanlar. Güzel bir sözcük değil mi? Gözü peklik. Gemileri batanlar. Yani gidiyorsun her zaman gemi sağlam. Batıyor, tekrar bir şekilde kıyıya çıkıp yeni gemi yapıp tekrar yolunuza devam ediyorsun. Yıkılıyorsunuz ama yılmıyorsun. Tekrar kalkıyorsun. Buna biz Arapça kökenli olmakla birlikte bakın sabır demiyoruz, sebat diyoruz. Bunu genellikle karıştırıyorlar. Geçen de bir psikologların programını dinledim de hep sabır sözünü kullanıyorlar. Tabii yani Türkçe düşünmüyorlar. Yani çeviri olarak sabır sözcüğünü bulmuşlar. Sabır da sebat farklı şeyler arkadaşlar. Sebat aslında yani sabit yıkılmama şeysi o. Sebat o. Sabır hani sabır da öyle bir şey ama yani sabrederken kızabilirsin, küfredebilirsin, moralin bozulabilir. İstemeye istemeye oluş gibi bir şey var sanki sabırda. Olabilir. Her sabır öyle olmayabilir. Allah'ım sen bana yardım et. Ya Rabbimiz yani sabır ver. Büyük bir sıkıntı olduğu zaman ama sebat bir göze almayı isteyen, bir kendine ülkü arayan veya o düşündüğü ülkeye doğru yılmadan yürüyenin taşıdığı bir duygu durum veya bir olma insan olarak bir oluş biçimi. Yani Batı dillerinde de böyle sözcükler vardır. Gemileri batanlar diyor. Şimdi bizler, bakın kendisi için. Bunca zaman yollarda olanlar. Biz bir ülkü arayan Argonotlar. Belki gerektiğinden de çok gözü pek olanlar. Gemileri batanlar, bunca şeye uğrayanlar, bela,
Çünkü Mevla'nızı arıyorsanız belasız Mevla aranmaz. Öyle beleş yok. Öyle rahatlık yok. Bir uçağa binip Mevla'ya doğru gidiyoruz. Belaları geminiz batacak. Sıkıntılar yaşayacaksınız. Aşabiliyorsanız ancak büyük sağlık gerekir efendim bunun için. Büyük sağlık. Direnme gücü. Bence güzel çevirmiş. Yani değiştirmiş olabilir bir takım şeyleri. Yani bir Almanca çeviri öğretmeni bu çeviriyi çizebilir ama bence bir hava yaratıyor Canan Kor'un. Ama çalışacaksanız Nietzsche'yi bu çeviri üzerinden çalışırken dikkat etmek lazım. Değişiklikler var yani. Hani Geist sözcüğünü düşünce diye çeviriyor filan. O bir felaket tabii. Akademik çalışma yapacaklar için ama o Nietzsche ruhunu duyacaklar için bence iyi. Havaya girecekler için. Gemileri batanlar, bunca şeye uğrayanlar ama dediğimiz gibi hoş görüldüğünden de çok sağlam olanlar, sağlamlığı bir tehlike olanlar. Sağlamlığı bir tehlike olanlar. Ya bu çok sağlam. Başımıza bir iş açmasın be. Sağlam olur sağlamlar demiş. Yani eril dil diye kızabilirsiniz belki. İsterseniz sağlam kızı sağlamlar. Elbette kızarız hocam. Evet. Yani şeyi vurgulamak için. Yani öyle bir sağlam imkanı. Sağlamlıktan sağlamlığı sağlam olanlar. Bize öyle geliyor ki bunların bedeli olarak önümüzde insan ayağı değmemiş bir ülke var. Yani bu büyük sağlık bizi henüz kimsenin ayağı değmemiş bir ülkeye götürüyor. Ya bu haritada yok. Veya hani ne diyoruz belki gavurca okunuşuyla GPS de yok ya. Yani haritalarda yok. Nasıl bir ülkeye geldik acaba? Daha kimse aşmamış sınırlarını. Ülkünün bilinen ülkelerinden. Çünkü düşünce, ideal düşünceler, ülküler, ülkülerin ülkesi var. Türkçe'de güzel bir bağlantı oluşabiliyor. Ülkünün bilinen ülkelerinden tüm köşe bucağından çok ötelerde yabancı, çözülmemiş, korkunç ve tanrısal şeylerle dolu bir dünya ki, yani sizi bu kitap Zerdüşt nereye götürüyor? Bir defa o götürdüğü yeri anlayabilmek için büyük sağlık. Büyük sağlık diye bir düşünceye, bir oluşuma, bir insan olma durumuna götürüyor. Sadece kuru bir düşünce değil, bir hayat tarzına götürüyor. Bir var olma biçimi teklifinde bulunuyor. Güzel, yabancı, çözülmemiş, yani henüz ne idüğünü anlayamadığın, korkunç
ve tanrısal şeylerle dolu bu Yunan. Yunan. Korkunç ve tanrısal Yunan iklimini anlatıyor. Tragedyalarda dile getir. Korkunç ve tanrısal şeylerle dolu bir dünya ki bu tanrısal meselesi hiç anlaşılır, zor anlaşılır. Yani bizim tek tanrılı dinler geleneğinde olduğumuz için bu insanların tanrısal sözünü anlamakta zorlanabiliriz. Hele çok tanrıların dolandığı bir kültürle kendimizi duygusal ilişkiye sokabilmemiz çok zor. Başka bir şey var. Bunun için Hölderlin okumak lazım. Hölderlin'in müthiş bir şeyi var. Heidegger'in Hölderlin üzerine. Türkçe'ye çevrilmiştir muhakkak. Belki de ben de okudum ama hatırlamıyorum. Başlığı şöyle çevrilebilir. Ne arar şairler hayatımızda? Yani biraz yorumlayarak çevirdim. Orada Hölderlin diyor ki hani çölleşmiş, anlamını yitirmiş bir dünyadayız. Eksik bir dünyadayız. Tanrılar gitti. İlahi olanı yitirdik. Şekle döndü her şey. Maalesef o manayı insanlar yitirdi. Manayı tekrar bulamadığı için onu ritüellere dönüyor. İşte belli ibadet şekillerini yerine getirdim mi tamam diyor. Ama o ruhu duymaktır asıl olan. Yani kutsal olan bu dünyayı terk etmiştir. Buradaki saptaması da belki dini inancı olan insanları kızdırabilir ama şuradan başlayan bir şey, Hazreti İsa'nın ölümünden sonra tanrılar dünyayı terk etmiştir. Yani kilisenin egemenliği. Kilise tanrıları kovmuştur. Oh iyi de yapsın ne de yapmış yani. Tanrılar ne demek ya bir sürü sürüsüne bereket insan kılıklı öyle bir tanrı mı olur? Şöyle yorumlayabiliriz. Yüksek insanın ulaşabileceği en yüksek değerlerin yaşadığı, yaşayabileceği manevi iklimi kaybettik. Ve dünya o anlamda bir mana anlamında bir çöle döndü. Ve bunu insanlar değişik mekanik çarelerle çözmeye çalışıyorlar. Ruh elden gitmiştir. Belki bir yorumda öyle bir şey. Bunda tabii teknolojinin ve bilimin de etkisi var. Yani aydınlanma düşüncesinin de etkisi var. Halbuki bilimsel düşünme ve insan aklıyla düşünmesi yüksek değerlerin kutsal olanın ortadan kaldırılması anlamına gelmez.
Bilgide bir kutsallık vardır. Hakikat arayışı kutsaldır. Kutsalı biz dini bir şey sanıyoruz. Dinin tekelinde olan bir şey değildir. Dinle de kutsallık yaşanabilir ama la dini olarak da yaşanabilir. İşte insanlar ikincisini yapamıyorlar, birincisini yaptıklarından da kuşkuluyor. Onu da mekanik hale getirmiş olabilirler. Yani bazıları çok derinden duyuyordur. Ama duyamayanlar, mana duyan yanımızı körelttik. Onun yerine mekanik şeyler koyduk. Yani duyuş şu bir tarafa koyup işte şu kadar dersi, şu kadar şeyi öğrenirsen, şunları şunları yaparsan şöyle olursun gibi işi tamamen mana yoksunu bir hale getirmiş olabiliriz. Buradaki vaat eden bakın Zerdüşt. Bütün bunların Batı kültüründe işte Hölderlin biraz daha belki Nietzsche'den önce yaşamış ama bu insanlar duymuşlar. Kutsalın yitişini çok acı biçimde duymuşlar. Yüksek değerlerin artık yaşanamaz oluşunu, işte sevgi, saygı, dostluk gibi, değil mi? Hepimizin anladığını, bildiğini sandığımız şeylerin nasıl mekanik, küçük hesaplara dayanan, çıkarcı ilişkiler haline geldiğini, İşte aşk denen sözde yaşanan şeyin nasıl sıradanlaştığını, cinselliğin içindeki tinselliğin nasıl yittiğini insanlar acı biçimde görüyorlar. Ve onu ne bileyim afyon çekerek, içki içerek veya çünkü insanın kendini uyuşturması, ruhunu uyuşturması sadece farmakolojik yöntemlerle olmuyor. Bol bol kitap okursun, yine uyuşturursun. Belli yaşama biçimi içine girer, yine uyuşturursun. Yani kutsalı yaşayan bir insan göreyim de nasıl yaşıyormuş bir bakayım ya. Hiç görmedim ki. Yani peder rahmetlik yaşamıyordu, valide hanım yaşamıyordu. İşte büyük akrabalarım, arkadaşlarım kimse yaşamıyordu. Kutsal nedir Allah aşkına ya? Yani böyle bilimin, teknolojinin ilerlediği bir dönemde kutsal diye bir şey mi olur? Yani burada her şeyi de böyle mistik hale getirmede hiçbir bize yok yani. Karanlık hale getiriyoruz ya. Yani. Kutsal mutsal diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yani bu evren atomlardan yapılmıştır. Bitti. Her şeyin yasası var. Bilim. Kutsal ne bu? Ama bunun da bir kutsallık olduğu mesela. Çünkü kutsallık bir duyuş işidir ya. Mesela bana sorarsanız Einstein açın hayatına bakın. Einstein sonuna kadar kutsalı duyuyordu. Büyük fizikçilerin duyduğunu düşünün. Ateist filandırlar. Yani sorarsanız ateist. Ateist kutsalı duymaz mı? Duyar. Yani o yaşama can veren büyük güç o.
Yani isterseniz Tanrı deyin, başka isimler verin, enerji deyin. Böyle bir yüksek bir şey var arkadaşlar. Varlık bizim onu sandığımızdan çok geniş, çok yüksek, çok derin. Onun için ben biliyorum bunu deyip kapamak ve bunu da bilimsellik sanmak büyük bir yanılgıdır. Bilimsellik böyle bir şey değil. Bakın ne kadar büyük heyecanla Zerdüşt'ü anlatıyor. Daha kimse aşmamış sınırlarını, ülkünün bilinen ülkelerinden, tüm köşe bucağından çok ötelerde güzel, yabancı, çözülmemiş, korkunç ve tanrısal şeylerle dolu bir dünya ki bilgiye, ele geçirmeye, susuzluğumuzdan duramaz olduk artık. Bilgiye susuzluğumuz, ele geçirmeye susuzluğumuz. Ah, bundan böyle bizi hiçbir şey doyuramaz. İşte bu bir bomba. Argo deyimle bizi hiçbir şey kesmez abi. Artık tamam. Biz öyle bir uç şeye geldik ki hep öteyi arıyoruz. Hep değil daha, değil daha diyenlerdeniz. Bu Nietzsche'ye çevirdim ama bu bir Hegelci, Marksist bir düşünürün sözüdür. Değil daha. Umut filozofunun. Bizler ki böyle bir geleceği sezmişiz. Bundan böyle bizi hiçbir şey doyuramaz diyor. Yani artık arayışımızın gücü o kadar doruğuna varmış ki. Hocam, Buyurun. bu henüz değil şey tutarcıların da şey formüllerinden biri değil miydi? Kim? Henüz değil, hani siz de, değil daha dediniz ya. Ha. Ve henüz değil de tutarcıların formüllerinden biri değil miydi diyorum. Stoacılarım mı? Henüz değil. Ha evet, onlar da ideal bir şeye varmak istiyorlar. Evet. Ama benim dediğim 19. yüzyıl düşünürü. Bakın değil daha kim söylemiş internette. O düşünür Türkçe'ye de çevrildi. Adını şu anda hatırlayamıyorum da onun için söyleyemiyorum. Hatta biz onun okulda dersini de yapmıştık birkaç dönem. Umut filozofu. Buldunuz mu adını? Noch nicht. Hocam Marie Curie diye birisi var ama doğru mu? O mu acaba? Yok. Hocam şey mi bu? Ernest Bloch mu? Blok. 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 Umut B Ülkesi diye kitabı B varmış galiba. Hocam sesiniz mi Çevirmiş değil mi gitti? kitabı? Umut İlkesi diye kitabı varmış. Evet. Çok etkilenmiştim ben yıllar önce onu arkadaşlarla çalışmıştık. Ernst Bloch. Bu şey değil yani doyumsuzluk. Hani bir doyumsuz insan tipi vardır. Böyle çekilmez. O anlamda değil. Bu çok yüksek düzeyde bir hakikat. Aşkının,
Hakikat arayışının bir çığlığıdır bu. Bizler ki böyle bir geleceği sezmişiz. Böyle bir gelecek var. Oraya doğru gidiyoruz. Buluncumuz, yani vicdanımız, kafamız böyle bir açlıkla kıvranıyor. Bugünkü insanla yetinebilir miyiz hiç? Yani ben niçin insan ötesi diyorum? Hani insan üstü falan diye çevrilen var ya. Ama bugünkü insan, bugünkü yaşam biz buna yetinemeyiz, bizi kesmez. Biz hep öteyi arıyoruz. Ne yapsak boşuna, elimizde değil. Yani tutmayın bizi. Yoksa biz de uysal bir koyun olup bu sürüyle beraber gitmek isteriz ama ne yapalım ben, yani tutmayın bizi diyor. Elimizde değil. Onun en değerli amaçlarına, umutlarına bakarken gülmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Kim o? İşte çağımız insanı. Yani sürüde yürüyenler. Belki de artık hiç bakmıyoruz bile bu insana. Başka bir ülküdür önümüzde koşan, şaşırtıcı, sınayıcı, tehlikeli bir ülkü. Şaşırtıcı ve sınayıcı. Yani bizi sınavdan geçiren sürekli olarak. Kimseyi ayartmak istemiyoruz ona. Çünkü kimseye bu hakkı kolay kolay tanımıyoruz. Şimdiye dek kutsal, iyi, dokunulmaz, tanrısal bilinen her şeyle bir çocuk gibi, yani bilmeksizin oyun oynayan, işte bu Herakleitos. Ağzına dek güç ve bereket dolu bir düşüncenin ülküsü bizim ülkümüz. Kutsal, iyi, dokunulmaz, tanrısal bilinen her şeyle bir çocuk gibi, yani bilmeksizin oyun oynayan. Yani bu içtenlikle katılan anlamda. Yoksa onları küçümseyen anlamında değil. Onlara, çünkü çocuk oynarken tamamen oyuna kendini vakfeder. Yani onu oradan çekip almanız zor olabilir. Öyle yoğun biçimde oyun oynayan çocuklar vardır. Ağzına dek güç ve bereket dolu bir düşüncenin ülküsü. Ulusların haklı olarak değer bildiği en yüce şeyleri olsa olsa bir tehlike, çökme, alçalma ya da en azından bir dinlenme, körlük, arada sırada kendini unutma sayan birinin ülküsü. Yani nasıl bir ülkünün ardında olduğunu söylüyor. Yani uluslar kendilerine büyük ülküler koyar ama o büyük dedikleri ülküyü aslında hiç de büyük olmadığını, onların bir çökme, alçalma, bir körlük olduğunu düşünen bir ülkü. İnsanca, üst insanca bir iyiliğin, üst insancayı tabii değiştirmek lazım. İnsanca
insan aşırı değil mi? İnsan aşırı desek daha anlamlıydı. Bunu konuşmuştuk değil mi? Öbür. Nasıl çevirmiştik onu hatırlamıyorum. İnsanca peki Evet. insanca. Öbür insan diye mi şey Aşan yapmıştık? insan Aşan hocam. insan diye Aşan çevirmiştik. İnsan demiştik değil insan. mi? Evet. Evet. Aşan insan. Üst insan değil. Ve aşmak da gerekir. Doğada var. Değişim var doğada. Veya işte mutasyon var. Yani türlerin şeyinde bakıyorsunuz. Böyle dönüşümler olabiliyor. Tabii bu da tartışmalı dini inançları olanlar açısından ama insanca aşan insanca bir iyiliğin, iyilikseverliğin ülküsü ki çoğu zaman insanlık dışı gözükecektir. Örneğin şimdiye dek yeryüzünde önemsenen her şeyin gösterişli tavırların, sözlerin, seslerin, bakışların, törenin, töre neydi? Ahlak. Değil mi? Ahlakı töre diye çeviriyor. Büyük ödevlerin yanı başında durup da elinde olmadan onları her şeyiyle alaya aldığında işte bu aşan insanın, bu büyük sağlığa sahip olan insanın, bu zerdüşt ruhunu taşıyan insanın elinde olmadan onları her şeyiyle alaya aldığında ama büyük önemseyiş. Bakın yine büyük sözünü ekledi. Nasıl büyük sağlık varsa büyük önemseyiş. Asıl onunla başlayacak. Asıl soru imi onunla konacak. Ruhun yazgısı değişecek. Saatin yelkovanı ilerleyecek. Tragedya başlayacak. Yani insan aşırı bir yaşam. Tabii kimileri bu yapay zeka ile falan olabileceğini, yeni bir çağa girdiğimizi söylüyor ama Nietzsche'nin kastettiği anlamdaki bir aşırılıktan mı söz ediyoruz? Aşmadan mı söz ediyoruz yoksa buradaki aşma yani teknolojik bir aşma tinsel bir aşmaya yol açar mı? İnsanın enformasyona yapay zekayla çok kolay erişmesi yaşamında değişikliğe yol açacak. Yani yaşam değişecek. Yani robotlar iş görmeye başlayacak ama tinsel alanda nasıl bir dönüşüm olacaktır? Bu Nietzsche'nin kastettiği anlamda öbür insan, aşan insan, öte insan, insan aşırı insan dediği insan beklentisine uygun mu? Hocam insanı kendi başına bırakacağını zannetmiyorum. Bu dediğiniz ilerleyen teknoloji ve bilgi
şeyinin, toplumunun. Çünkü bir ucu bunun kapitalizme dayanıyor. Tabii. İnsanlığı böyle tinselliğe itecek bir boşluk bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani şeyine aykırı, yani onların tabiatına aykırı. Bunu Tabii. yapamazlar. Evet, daha herhalde insanlığın çekeceği çok şey var. Üçüncü parçaya geçiyorum arkadaşlar. Zerdüşt bölümü bayağı uzunmuş. O güçlü çağlarda ozanların esin dedikleri şey nedir? 19. yüzyıl sonunda bunu açıkça bilen var mı? Hakikaten esin nedir? İlham. Yoksa ben anlatayım. İçinizde azıcık boş insan, boş inan olmaya görsün. İnsanüstü güçlerin cisimlenmesi, yalnızca onların sözcüsü, aracısı olduğunuza inanmaktan kendinizi alamazsınız. İçinizde boş inan olmaya görsün. İnan galiba iman yerine inanı kullanıyor, değil mi? Öbür çeviri nasıl arkadaşlar? Batıl inanç demiş hocam. Ha? Batıl inanç. Batıl inanç mı diyor? Evet. Ha, batıl inancı boş inan diye çevirmiş. Aberglauben. Evet. Batıl inanç. İnsan işte bir takım güçleri düşünmeye başlarsınız diye. İnsanı en derinden sarsan, alt üst eden bir şeyin birdenbire anlatılmaz bir doğruluk ve incelikle görülür. İnsanı en derinden sarsan, alt üst eden bir şeyin birdenbire anlatılmaz bir doğruluk ve incelikle görülür, duyulur olması anlamına gelen vahiy sözcüğü var ya, Offenbarung dedikleri Almanların. Bu ama her zaman dini anlam taşımıyor. Bu yüce düşünceleri veya varlığın kendini açmasını duyabilmekle ilgili bir şeydir. Hani Ama vahiy. burada dinsel anlamda kullanıyor, değil mi? He? Burada dinsel anlamda kullanıyor. Batıl inanç falan diye söz ettiğine göre. Vahiy sözcüğü, evet. Anlatılmaz bir doğruluk ve incelikle görülür. Hem öyle hem de metafizikçilerin kullandığı bir kavram bu. Şimdi vahiy diye çevirirsek sadece dini bir çağrışım çıkabilir. Ama dini olmayan şeyi de var bu sözcüğün. Sanırım Schelling'de falan geçiyor bu Alman idealistlerinde. İnsanı insan aramaksızın duyar. İşte buna kızıyor. Yani birdenbire nasıl olursa böyle bir üstün bir durumda olduğunu düşünür. Aramaksızın duyar. Kimden geldiğini sormaksızın alır. Bir şimşek gibi çakar düşünce zorunlulukla en son biçimi içinde. Benim için seçme diye bir şey yoktu hiç. Yani Nietzsche'de de böyle bir Offenbarung oluyor herhalde. Bir kendinden geçmedir. Korkunç gerilimi
Zaman olur. Korkunç gerilimi zaman olur, gözyaşlarıyla boşanır. Yürürken elinizde olmadan bir hızlanır, bir yavaşlarsınız. Hiç kendinizde değilsinizdir. Ama tepeden tırnağa geçirdiğiniz o ince ürpertiler sağanağını apaçık duyarsınız. Yani kendini, düşünceleri nasıl duyduğunu anlatıyor. Yani o anlamda dini bir şeyi var, vahiy geliyor gibi. Ama bu Yunani gibi bir şeydir yine. Yani Yunan ozanları da böyle duyuyorlardı. Yani bu düşünür duyuşu değil, bu ozan duyuşu. Türkçesi tanrısal Düşünür esin değil mi? seçer. Gözden geçirir. Ne dedin? Türkçesi tanrısal esin. Tanrısal esin. Evet. Yani burada Nietzsche'nin de böyle bir esin yaşantısı içinde olduğunu. Birdenbire gelen bir şey. Tabii bunu birçok insan kabul etmez. Yani esinmesin yoktur. Tartışmaları vardır. Yani esin denen şey bir nörofizyolojik bir hadisedir bence. Yani orada açıklanamaz bir şey görmüyorum. Sihirli bir şey değil yani. Bu sinir sistemimizin çalışmasıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir tür daiman olabilir mi? Ne olabilirim dedin? Bir tür daiman olabilir mi dedim. Daylo'yu anlayamadım Yıldız ya. Bir tür daiman olabilir mi? Daimon. Ha, daimon. Daimon. Ha. Bir çeşit daimon olabilir mi diyorsun? Evet. Yani eskiler buna daimon demişler. Yani insan bedeninin çevresiyle olan ilişkisinde böyle yaşantılar yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Yani bunu bir nörolog açıklayabilir belki, yani bilimsel olarak da burada çok açıklanamaz gizli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazı insanlar böyle duyuyor. Yani ben de yaşamışımdır böyle duyuşlar. Belki sizler de yaşamışsınızdır. Birdenbire bir şey gelebilir. Bazen de çok uzun sürebilir. Nietzsche bunların hepsini yaşamış. Yani uzun süren, ne diyor? 18 aylık bir bekleyişin sonunda işte bir fil, dişi file benziyorum filan dediği o. Ürpertiler sağanağını apaçık duyarsınız diyor. Bir derin mutluluktur. En büyük acılar, en korkunç şey orada karşıt etki yapmaz. Tersine gerekli duyulur, istenir. Bu ışık bolluğunda zorunlu bir renktir o da. Biçimlerle dolu, engin uzayları kaplayan bir ritim bağlantıları sezişi. Ki uzunluk geniş dalgalı bir ritim gereksinmesi neredeyse esin gücünün bir ölçüsüdür. Onun baskısını, gerilimini bir anlamda gidermektir. Hiçbir şey elinizde değildir diyor. Yani denetlenebilir bir şey değil. Yani düşünceye siz gitmiyorsunuz, o geliyor.
Ama onun gelmesi gelişini anlayabilecek, gelişini duyabilecek antenlerinizi hazırlamanız gerekir. Böyle bir hazırlığınız yoksa o geleni fark edemezsiniz. Gelmez zaten. Yani yine arkasında bir emek var. Bir donanım var. Hiçbir şey elinizde değildir. Gene de bir özgürlük duygusu, bir saflık, saf oluş. Yani saf oluş diye de anlayabiliriz. Bir güç, bir tanrısallık fırtınası içindeymiş gibi olup biter hepsi. İmgenin, benzetinin artık size bağlı olmayışı işin en ilginç yanıdır. İmge nedir? Benzeti nedir? Hiçbirini bilmez olursunuz. Her şey elinizin altındadır. En doğru, en yalın deyim. Zerdüşt'ün bir sözüyle söyleyelim. Şeyler sanki kendiliklerinden gelirler, kendilerini sunarlar benzeti olarak. Zerdüşt böyle yazılmıştır. Çok belli yani. Önceden düşünüp tasarlanıp planlar yapılıp değil. Gelmiştir. Zerdüşt Nietzsche'ye gelmiştir. Çünkü Nietzsche o gelişi beklemeye hazırdır. Yani bir tren benzetmesi yaparsak hangi istasyonda ne zaman nasıl duracağını bildiği için geleni karşılayabilmiştir. İşte geleni karşılayabilme. Bu da bilgi, görgü, emek, donanım, hepsine donanım dersek, donanımla sağlanabiliyor. Her şey senin konuşmanı okşamaya geliyor burada. Yüzüne geliyor senin çünkü senin sırtına binmek istiyor hepsi. Burada her benzetinin sırtına binip her doğruya koşturuyorsun. Çünkü Zerdüşt benzetilerle, metaforlarla yazıldığı için. Burada tüm varlığın sözleri, söz hazineleri sana açılı veriyor. Çünkü sen açmıyorsun. Aslında bir anlamda o hazinelerin karşısında nasıl bir tavırla duracağını bildiğin için onlar sana açılıyorlar. Öbür türlü sen kurcalayıp açmaya kalktığında bir zorlama olur ve orada gördüğünü bozarsın. Ve gördüğünü kaleme geçirdiğinde, kaleme vurduğunda, yazıya geçirdiğinde de o müdahale belli olur. Nedense benim öyle bir şeyim vardır, saf bir belki
Bazen de yanılıyorum ama yani o yazan arkadaşın gerçekten o geleni bekleyen biri mi, yoksa geleni çekmiş kendine veya gelen yok, kendisi gidip oralardan yakalayıp getirmiş birisi mi olduğunu anlayabildiğimi düşünürüm. Tabii bu da bir safça bir şey. Bazıları bunun böyle olmasını söyler. Bazı yazarlarımız, şairlerimiz bunu söyler. Fuzuli'den örnekler verilir falan. Ama ben esine inanan insanlardanım. Ama tembelce bir şey değil. Oturup bekleyip, hani tesbih eline alıp çekip esin gelsin şeyiyle değil. Yani esin işte belli bir donanım, belli bir hazırlık, geleni duyabilme tavrı ve oluşumuyla olabilir. Bir çeşit dönüşümle olabilen bir şey. Onu yapamadığın zaman zorluyorsun kendini. Yani o zaman şair değil de müteşair oluyorsun. Yani ittirilmiş, zorlanmış dizeler yazan birisi oluyorsun. Beklemek zor, gelmeyebilir de çünkü. Nasip. Yani şiirde bir nasip olduğunu düşünüyorum. Hani gelmiyorsa gelmez diyemiyor yazan. Zorluyor kendini, bir şey yazıyor oraya. Ama bekleme belki de büyük şairlerin işidir. Ya gelir ya gelmez. Gelmezse yazmıyorsun. Bu da yine büyük yazar değil ama büyük okur olmakla ilgili bir şey herhalde. Burada tüm varlığın sözleri, söz hazineleri sana açılıveriyor. Burada tüm varlık söz olmak istiyor. Senden konuşmayı öğrenmek istiyor. Tüm oluş konuşmayı öğrenmek istiyor. Senin dilini istiyor. Bütün kainat diyor. Yani bunu nasıl duymuş? Şimdi mesela Heidegger'in metinleriyle karşılaştırdığımda bayağı etkilenmiş, Nietzsche'den çok etkilenmiş. Nietzsche deha olarak Heidegger'den daha yukarıda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar şey insanlar, çok farklı varlıklar. Bir şekilde dünyaya düşmüş. Ve hakikaten insan, aşan insan duyarlılığı ve esiniyle belki sıradan yaşam bunu aşabilen insanlar, büyük şairler, büyük yazarlar, bilim insanları falan da öyle olsa gerek. İşte esin konusunda benim yaşadığım bu. Benimki böyleydi diyebilecek birini bulmak için hiç şüphe yok, binlerce yıl geriye gitmeli insan diyor. Bu dördüncü bölümü de okuyup bitirelim arkadaşlar. Sonra belki bütün bu Zerdüşt meselesini konuşuruz. Zerdüşt'ü okumuştuk galiba, değil mi, yıllar önce? Hocam olur mu? Videolarımız var.
Yakın Öyle oldu. mi? Zerdüşt'ün Evet. hepsinin videosu var mı? Yes. Hepsi, bütün Zerdüşt var Evet. mı? Evet. Hay Allah, hiç okumamışız gibi geliyor bana. 61 ders hocam. Öyle mi? Evet hocam. Ben 50'deyim daha. Valla yani bir daha okunabilir ha. Sanki hiç okuduğumu hatırlamıyorum şey olarak. Sonra hasta olup birkaç hafta Cenova'da yattım. Arkasından bir yaslı bahar geçirdim Roma'da. Yaşamı olduğu gibi kabullenmiştim. Kolay iş değildi bu. İstemeden düştüğüm Zerdüşt ozanı için yeryüzünün bu en yakışık almaz yeri canımdan bezdirmişti beni, Cenova. Kaçıp kurtulmak Roma'nın karşıtına, Roma'ya düşmanlıktan kurulmuş olan Akyola'ya gitmek istedim. Ben de günün birinde yakın akrabalarımdan birinin, tam gerektiği gibi bir tanrısız ve kilise düşmanının, Hohenstaufenlardan, o büyük imparator 2. Friedrich'in anısına böyle bir yer kuracağım. Ama talihsizlik yakamı bırakmıyordu. Gene Roma'ya döndüm. Hristiyanlık düşmanı bir semt aramaktan usanarak, yani Hristiyan Hristiyan olanı görmek istemiyor ama Roma'nın her tarafı da Hristiyan. Sonunda bir Piazza Barberina'ya fit oldum, Barberini'ye fit oldum. Korkarım bir seferinde kötü kokulardan elimden geldiğince kurtulmak düşüncesiyle bir filozof için sessiz bir odaları olup olmadığını Palazzo del Quirinale'de bile sordum. Adı geçen piyazaya bakan yüksek bir odada oturuyordum. Roma ayağımın altındaydı. Aşağılardan çeşmelerin şırıltısı geliyor, duyuluyordu. Bugüne dek yazılmış en yapayalnız türkü, ezgi diyelim, gece ezgisi. İşte orada yazıldı. O sıralar bir kara sevdalı ezgiyle bozmuştum. Anlatılır şey değildi. Bir de bağlaması vardı. Hep şu sözlerle duyuyordum: ölümsüz olmaktan ölmüş. Yani bağlaması dedi herhalde, nakarat kısmı. Yazın Zerdüşt düşüncesinin kafamda ilk olarak şimşek gibi çaktığı o kutsal yere dönünce ikinci bölümü buldum. O gün yetti. Ne birinci bölüm ne de üçüncü ve sonuncusu. Hiçbiri daha uzun sürmedi. Birdenbire büyük bir ateş geliyor demek ki. Ertesi kış yaşamımda ilk kez parıldayan, sessiz, mutlu, nice göğü altında, Nis olabilir herhalde, Nis göğü herhalde altında hocam Fransa. nice mi diyor? Nis. Fransız şehri var ya sanıyorum Ha o. evet, Nis olacak o, değil mi? Yalnız Fransa'ya gitti mi çok emin değilim. Nis olması lazım, değil mi? Nis göğü altında 3. bölümü buldum ve işim bitti. Hepsi bir yıl bile sürmedi. Demek ki bir eşik var. Orayı geçtiniz mi artık şey gibi boşalıyor. Yani hızla. Nice, demek ki Nice. Fransa'daki Nice mi acaba? Nice çevresindeki yükseklerde bir sürü saklı köşe, yaşadığım unutulmaz anlarla kutsallaşmıştır benim gözümde. Eski ve yeni levhalar üstüne adını taşıyan can alıcı bölüm. İstasyondan kayalar içine kurulmuş eşsiz Arap köyü
Eza'ya çıkarken yazıldı. Yaratıcı güç nedenli bol akarsa, kas çevikliği de o denli artıyor bende. Yani bedenim de işte büyük sağlık böyle bir şey herhalde. Beden coşmuştur. Ruhu karıştırmayalım işin içine diyor. Tabii beden yoğun düşünüyor Nietzsche. Çok zaman beni dans ederken görebilirdiniz. Yorgunluk nedir bilmeden. O da senin, bu da benim. 7-8 saat dolaşabiliyordum. İşte bu manya dediği. Yani arkasından depresyon gelecek, göçecek. Böyle bir enerji patlaması oluyor. İyi uyuyor, bol bol gülüyordum. Bundan daha dinç, daha sabırlı olamazdım. Yani böyle bir ateşli anda yazılmış. Ama arkasından bir göçüş dönemi geliyor maalesef. Bakayım burada sabır sözünü kullanmış da öyle mi diye bakıyorum. Sizler de sabır demiş hocam. Sabır mı diyor sizde? Evet. Zindeliğimin ve sabrımın zirvesindeydim diyor. Üçüncü bölüm değil mi? Üçüncü mü dördüncü sonu değil mi? Dördün sonu hocam. Evet. Ya bu uç yaşantılar bunlar. Yani yaşamın normal akışı içinde yaşanacak, tecrübe edilecek şeyler değil ya. Doruk yaşantılar. Doruk yaşantılar diye adlandırılabilen kimi psikologların ve zor, bedeli de çok ağır olan. Ne diyorsanız Nietzsche'nin böyle bir esin anlayışını düşünerek yazılmış bir metin değil. Yani bir esinin gelmesini bekleyen bir yerlerden bir takım esinlerin gelmesini bekleyen, o anlamda sabreden veya sebat eden birinin güzel anlatmış kendini içtenlikle herhalde. Ama hocam bu şey esin kendiliğinden gelen bir esin ama arkasında müthiş bir birikim var, donanım var ve bunun getirdiği bir hazır bulmuşlukla ortaya çıkanlar var. Yani kendini böyle ümmi değil ki, cahil değil ki içine doğanlarla yetinsin. Öyle değil. O müthiş arkasındaki birikimden kaynaklanan bir şey. Ve çok yoğunlaşmadan, odaklanmadan kaynaklanan bir şey. Çok Yani yoğunlaştı, buradaki odaklandığında geliyor tabii. zaten. Yani Baktığınızda buradaki şeyde onu görüyorsunuz. evet, yani buradaki esin tanrısal ve esin değil o anlamda. Çok insanca, pek insanca bir esin Ama olduğunu. ondan duyduğu neşe, keyif, o sevinç hali herhalde odur kutsal olan, tanrısal olan.
Bana öyle geliyor yani, hani öyle bir sevinç duyuyor ki onu yazarken, o kutsallığı ben orada görüyorum. Yani bir kendinden çok mutlu olma hali, memnun olma hali gibi geliyor bana. Yazarken öyle ama ondan sonra göçecek tabii. Yani onun bedeli var. Yani hastalık peşini bırakmıyor ki. Hep öyle gitmiyor. Maalesef. Hocam, şair ya da yazar olmadığım için esinin sizin aradığınız anlama dair bir yanıt veremeyeceğim, ama ben sizin şu görüşünüzü merak ettim. Yazar sizce esini burada neden bizimle paylaşıyor ya da paylaşma ihtiyacı duyuyor? Nietzsche mi? Evet. Esine dair düşündüklerini bizimle neden paylaşmış olabilir? Zerdüşt'ün esinine dair düşüncelerini. Ama bu yalnız esin değil, bütün metinlerini nasıl yazdığını anlatıyor. Ama özel olarak esinin, güçlü çağların şairlerinin esin dedikleri şeyin ne olduğuna dair net bir fikri var mıdır diye sorup yanıt veriyor. Yanıt Net, veriyor. neden bu yanıtı vermek istedi acaba? Zerdüştü herhalde böyle bir esinle yazdığını düşünüyor. Eski kültürlerde bütün şiirler böyle yazılıyor. Yani şairler böyle yazıldığını düşünüyor. Gene bir tek tanrılı dinlere karşı bir düşüncesini farklı bir şekilde ifade edişi de olabilir mi acaba? Olabilir tabii. Hala şey yani İslam tek tanrılı dinler öncesi bir yani İbrahim'i geleneğin öncesindeki, gerçi İbrahim'i gelenek daha eski şeylere gidiyor ama Hristiyanlık öncesi diyelim. Hristiyanlık öncesi kültürü yaşıyor Nietzsche. O dönem 19. yüzyılın birçok Alman entelektüelinde bu var ya. Filozoflarında bu var. Hegel'de vardır aynı şey. Yani müthiş bir Yunan şeysi var hepsinde. O Yunan tini bunlara daha küçük yaştan işlemiş bunların ne diyelim ruhlarına büyük ölçüde. Hemen hepsinin bakışında, dindar olanların bile bakışında böyle bir şey var. Yunan tini ya Yunan Roma Hristiyanlık öncesi bir yaşam biçiminin, duyuş biçiminin oradan gelen maneviyatın diyelim bir etkisi var. Felsefe kendisi oradan geliyor zaten. Felsefe Yunani'dir. Çünkü zaten kelimenin kendisine bakarsanız Yunanca kelime. Arkadaşlar görüşmek üzere Hocam, haftaya. ben bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Buyurun. Ya bu Nietzsche'nin esini, bu Arşimet'in evrikası gibi bir şey değil mi? O da öyle ama Evreka'ya benziyor tabii. Ha, bana öyle geldi. Yani o kadar yoğunlaşıyorsun ki şeyin patlaması gibi. Tabii. Hiç, Tabii. öyle bir patlamayla yazılan evrikası Tabii. gibi geldi bana. Tabii. Buna şimdi Anglo-Amerikan kültürde aha experience deniyor. Heh, işte demek yani. Heh, bu ya hay Allah. Birdenbire geliyor bir yıldırım çakıyor yani. Peki, görüşmek üzere Sağ olun, arkadaşlar. ağzınıza sağlık.